Ayça ver. Benimki. Ne? Ben de şey. Evet. Evet. Tamam mıyız? Evet. İyi akşamlar Can Bey. İyi akşamlar Can Bey. Merhaba. Nasılsınız? Fırat katılmıyor mu? Yok o. Bu geri duruyor galiba. Fırat, benim mikrofonum. Güzel bir nişan. Neler söyleyeceksiniz? Bir abimizin bir nişanı vardı. Beni davet ettiler. Ben de kırmadım tabii ki. İnsanlar geldiğim için çok mutlu oldular. Ben de insanları mutlu ettiğim için çok mutlu oldum. İsmail. Hayatımı 30 yaşına geldim artık. Hayatımı devrildi. İnsanlar bir şeylerden, benim varlığımdan, benim olmamdan mutlu oldukları sürece ben de onları mutlu etmekten çok mutlu oluyorum gerçekten. Geldim buraya, çok eğlendim. Kutlarımızı döktük, dans ettik, halay bile çektik. Çok herkes çok mutlu oldu. Ben de herkes çok mutlu olduğu için çok mutlu oldum. Güzel bir gece yaşıyoruz yani. Geldiğiniz için biz de teşekkür ederiz magazin basın adına. Teşekkür ederim. Peki siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Askerlik için bekleyiş devam ediyor. Ama aynı zamanda bir parfüm markasıyla anlaştığınızı duyduk. Çok yüksek bir miktar size teklif edilmiş. Son durumu nedir o reklam anlaşmasını? Valla son durum, biz anlaştık, her şey harika ilerlerken biliyorsunuz İsrail'e olumsuz bir takım tatsız olaylar yaşandı. Sanırım roket atılmış oraya. Orada şu an bir savaş durumu var galiba. Evden çıkma yasağı var. Prosedürler şu anda durdu orada. Ama biz olumsuz bir durum yok. Bizle ilgili olumsuz bir durum yok. O olmayacak diye bir şey yok yani. Ama sarkabilir. Şu an bekleme halindeyiz. Ama iptal olma durumu yok zaten. İptal olma durumu yok ama böyle bir tatsız bir durum yaşandı. Biraz ileri tarihe erteler. Konu burada bir reklam değil. İnşallah oradaki yaşayan insanlar bu olumsuzluktan hızlı bir şekilde kurtulurlar, sıyrılırlar. İnşallah onların başına bir şey gelmesin yani. Önemli olan dünyada zaten barışın olması, böyle bir şey, tatsızlıkların yaşanmamış olması. Olay başlı başına, bu reklam olayından bağımsız olarak tamamen yani. Böyle bir şeyin olması bile çok tatsız. İnşallah tez zamanda yani bu tatsızlıklar geçer ve her şey olumlu hale döner yani. Dizi anlaşması sağlandı. Askere gidip gelmen bekleniyor. Dizi partnerin hala belli olmadı. Hala kast bir belli. Partner süreci var galiba senin var, içinde. Var. Öyle bir hani oturması gereken bir partner var. Peki sen bu partner arayışında var mısın? Düşüncelerini dile getiriyor musun? Var. Olumlu. Var tabii ki yani. Sonuç itibariyle ben belliyim ama kast çok önemli. Yönetmen çok önemli. Benim haricimde diğer yan oyuncular çok çok önemli. Yönetmen çok çok önemli. Tek bir kadın oyuncu da değil. Dizide iki tane çok önemli kadın başrol oyuncu olması gerekiyor. İkisi de çok önemli. Bunlar hala şu an aranıyor. Bu benim işim değil. Kast direktörünün işi, yapımcının işi. Başkalarının işi yani. Ben de şu an sabırlı bir şekilde bir şeylerin belli olmasını bekliyorum. İnşallah aklımızda hayırlı olsun. İnşallah. Hayırlısı peki, olur yani. Dizide sadece şu an senin kesinleşmen, kastın yani kadın başrolünün bile kesinleşmemesi şu soruyu akla getiriyor. Can Yaman kendi partnerini mi seçecek? Yok, kendi partnerini seçmiyor. Öyle bir durum söz konusu değil ama tabii ki benim uyum yakalayabileceğim, uyum sağlayabileceğim biri aranıyordur muhakkak. Mantık olarak zaten böyle olması gerekiyor. İnşallah çok iyi uyum sağlayabileceğim, iyi anlaşabileceğim, huzurla çalışabileceğim bir kadın oyuncuyla çalışma fırsatımız olur. İnşallah, tek dileğim budur yani. Çünkü sette huzur çok önemli. Neredeyse sette 16 saatiniz, 17 saatiniz her gün harcıyorsunuz. Bir sette huzurla çalışmak kadar önemli bir şey olamaz gerçekten yani. Ezberini yapan, rolüne çalışan, disiplinle çalışan, özveriyle çalışan bir oyuncuyla çalışmak kadar önemli bir şey olamaz. İnşallah çok keyifli bir çalışma ortamımız olur. İnşallah. Hep İnşallah askerlikten yani. Bahsediyorsun. Bazen insanlar bunu hani bir fotoğraf olarak değerlendiriyorlar. Görüntü olarak yan yana koyuyorlar. Uydular mı uydular mı? Konu bundan ibaret değil, sığ değil. İnsanların karakteri var, çalışma tarzları var, disiplinleri var. Yani çok fazla konu var. Ezber yeteneği var, o insanın karakteri var. Anlatabiliyor muyum demek istediğim yani? Çok fazla özellik var. İnşallah bu özellikler bazında da uyum sağlarız. Tek dileğim budur. Yani profesyoneller, bu işin ehli insanlar arıyorlar. Arıyorlar inşallah, aklımızda hayırlısı olur yani. İnşallah. Sürekli askerlikten bahsediyorum çünkü askere hazırlanıyorsun. Saçları kestireceksin ama saçlar ile ilgili şimdi Avrupa'da özellikle yurt dışında çok büyük hayranlarım var. Çok büyük teklifler geliyor. Saçlarını kestirdiğinde bağışlamayı düşünür müsün? Ya da böyle bir teklif geldi mi? Düşünmez olur mu? Bunu ilk düşünen benim. Bunu aylar evvelden ben düşündüm ve menajerlerimi ilettim. Şey dedim yani, keselim ve bağışlayalım. Hani
açık arttırma olur, bağışlama olur, LÖSEV'e olur, her yere olur. Yani bir katkımız olsun hayır kurumuna, sosyal sorumluluk projesi anlamında bağışlayabiliyorsak bunu yapalım dedim. Ama bunu daha profesyonel anlamda organizasyonu yapabilen bir baba hiç çıkmadı yani. Yapan biri olursa organizasyonu seve seve bağışlarım. Tabii seve seve yani. Niye haydiyeden keseyim ki yani. Bağışlama imkanı varsa, birilerine faydalı olma imkanı varsa seve seve okeyim yani. Dedim. Son dönemlerde biz sizinle çok uzun röportajlar yapamıyoruz. Her zamanki gibi fanlarınız yine yanlarınızda. Ya inanın, çok... Bak inanın nasıl haberini aldılar abi. Sürpriz oldu. İnan ki bilmiyorum nasıl. Yok yani. Ya vallahi bilmiyorum. Biz de buradayız yani, sürekli birileri geliyor, biz daha fazla tutmuyoruz. Ben Can Bey. Sürekli İsmail. Can Bey. Bu arada en sık aldım Can Bey. Evet. Sürekli soruldu ama Demet yazıldı, yazıldı çizildi. Demet Özdemir doğum günü kutladığını kutlamadı. Kutlamadığını. Demet'le ilgili bugüne kadar hiçbir özel konuya bugüne kadar cevap vermedim. Bundan sonra da cevap vermeye çalışıyorum. Yersiz olur, çok yersiz olur. Kutlayıp kutlamaması hiç önemli değil. Demet benim için çok değerli, çok kıymetli, çok özel. Her zaman da böyle olacak, ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın. Hiçbir şey önemli değil. Demet benim için çok özel, çok kıymetli, çok değerli. Bu hep de böyle kalacak. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hep böyle. Özel. Özel soruları hiçbir zaman ben bugüne kadar verdim. Yine vermeyeceğim çünkü yersiz olur. Bana kalsın böyle özel konular. Ama Demet benim için her zaman çok özel, çok değerli. Her zaman yanındayım. Her zaman da bir numaralı fanı, takipçisi ben olacağım. Bu bir gerçek. Her zaman ben onu severek izliyorum yani. Benim için çok kıymetli, çok yetenekli, çok özel bir oyuncudur Demet. Dolayısıyla bu hep böyle kalacak yani. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biraz hayranlarımızı evet, her zaman gibi yan yana bırakalım. Sağ ol. Okay.